Kur'an'ın sadece Arapça metninin okunması üzerinde durdular. Bize bunu telkin ettiler. Ve şunu da söyleyeyim. Onu da genelde mezarlıklarda ve ölmüş kardeşlerimizin ruhuna göndermemizi sağladılar. Bakın burada herkes farklı düşünebilir. Şimdi biz burada konuşuyoruz diye herkes aynı düşünecek diye bir şey yoktur. Biz sadece fikrimizi sunuyoruz. Herkes istediği gibi düşünebilir, yani bunda bir sıkıntı yoktur. Ama herkes kendi fikrini de şu özgür ortamda, eğer özgürlük varsa, sunabilmelidir. Biz de bu anlamda özgürce fikrimizi sunuyoruz. Rabbimiz buyuruyor ya, o Müslümanlar ki her sözü dinlerler ama en güzeline uyarlar. O zaman sizler her sözü dinlemek zorundasınız bir Müslüman olarak. Bakın biz de şimdi sözümüzü söylüyoruz. Diyoruz ki Kur'an'da Allah buyuruyor ki herkese ancak kendi çalıştığının karşılığı vardır. Ayet tam olarak mealen şöyledir. İnsana kendi çalışmasından başkası yoktur. Yani şunu anlatıyor Rabbimiz. Sizin amelinizden ancak siz sevap kazanabilirsiniz. Sizin amelinizden başkaları sevap kazanamaz. Hiç kendinizi aldatmayın diyor. Ben Kur'an okuyorum, sevabı diyelim ki ölmüş amcama. Ben haca gidiyorum, sevabı işte ölmüş bilmiyorum dayıma. Bu nasıl iş? Bu nasıl bir iş? وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُهُ عِنْدَ اللّٰهِ وَخَيْرًا وَاَعْظَمَ اَجْرًا der. Kendiniz için önceden neyi gönderirseniz onu Allah katında daha hayırlı ve daha kat kat bulursunuz. Bakın, kendiniz için neyi gönderirseniz başkası sizin adınıza bir şey gönderemez. Anlatabildim dedim. O yüzden eğer ki bir şey yapmak istiyorsak, ölmüş kardeşlerimize bir şey yapmak istiyorsak, birincisi onlar ölmeden önce bir şey yapmaya çalışalım. Mesela onlar ölmeden önce neden onlara Kur'an okumuyoruz? Anlamıyla neden Kur'an okumuyoruz? Neden mesela yetimlerle ilgili ayetler okuyup da onların kalkıp yetimlere ikram etmesini sağlamıyoruz? Neden? İlle de birine Kur'an okumamız için onun ölmesi mi lazım? Peki ölmüş kardeşimiz, ben şimdi size söylüyorum, okuyorsunuz. Ve akimus salate, namazlarınızı dosdoğru kılın. Ve atuz zekate, zekatlarınızı verin. Ve akridullaha kardan hasene, ve Allah'a güzel bir borç verin diyor. Ölmüş kişi kalkıp da namaz mı kılacak? Ölmüş kişi kalkıp zekat mı verecek? Veya ölmüş kişi kalkıp da Allah'a güzel bir borç mu sunacak? Bakın, Allah'ın bahsettiğiyle bizim yaptığımızın alakası yoktur. Peki ne yapacağız ölmüş kardeşlerimize? Onu da Rabbimiz öğretiyor. Dua edeceğiz, dua. Rabbim, örneğin ölmüş annemize, diyelim ölmüş babamıza dua ediyoruz. Rabbim, o senin kulundu, beşerdi, şaşardı. Elbette ki bir insandı, yanılacaktı. Zaten ona yanılma özelliği veren sensin. Bakın Hazreti Adem'i Rabbimiz yaratmıştır. Yarattığı zaman Hazreti Adem'in ilk yaptığı günah işlemek oldu. Allah günah işleyene kızmaz, Allah günahta ısrar edenlere kızar. O yüzden Kur'an'da müminlerin vasıflarını anlatırken o benim mümin kullarım ki onlar günah işlemezler demez. Onlar günahlarında ısrar etmezlerdir. Bu anlamda günah işleme özelliği bize veren o. O yüzden Rabbimiz, o benim akrabamdı, işte günah işledi. Ama Rabbim, senin öyle bir bağışlaman var ki, sen öyle bir gafursun ki, sen onu da bağışlayabilirsin. Rabbim onu bağışla, ona mağfiret et diye dua edebiliriz. Nitekim Rabbena ağfirli veli valideyye velil müminine yevme yakum hisab demiyor mu Rabbimiz? Rabbimiz, beni, ana babamı ve bütün müminler hesap günde bağışla. Bakın, Rabbimiz ölmüş kardeşlerimize de ne yapacağımızı öğretiyor. Hatta illa da ölülerle ilgili mi olsun istiyorsunuz? Haşr suresi 10. ayetinde var. Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş iman eden kardeşlerimizi bağışla. Ve iman edenlere karşı içimize hiçbir kim bırakma diye, bakın her konuda bize Rabbimiz yol öğretiyor. Ama tabii bizim haberimiz yoktur.